tıklıyorum. Gördüğünüz gibi müzik uygulamamız bir anda gitti. Yine 3 noktaya tıklayıp enable dediğimde müzik uygulaması geri geliyor. Esselamu Aleyküm. Bu videoda Xiaomi telefonumuzdaki sistem uygulamaları nasıl kaldırabiliriz bunu göstereceğim. Normal şartlarda mesela telefonumdaki müzik uygulaması uygulama bilgisi dediğim zaman gördüğünüz gibi devre dışı bırak kısmı var ancak tıklanmıyor yani müzik uygulamasını silemiyorum. Aynı zamanda tarayıcı uygulaması gördüğünüz gibi silemiyorum. Hava durumu gördüğünüz gibi güncellemeleri kaldır var. Bunu yaptıktan sonra tekrar uygulama bilgisi dediğimde devre dışı bırak kısmı mevcut değil. Bu uygulamaları silmek istediğimizde nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Bunun için bize ikinci bir telefon lazım. Bir Type-C çevirici lazım. Gördüğünüz gibi bir tarafı Type-C, bir tarafı tip A olarak geçen. USB girişi olan bir dönüştürücü lazım. Şarj kablomuz yanımızda. Öncelikle diğer telefondan Bugja Eger ADB isimli uygulamayı telefonumuza indiriyoruz. Play Store'a Bugja eğer yazdığımız zaman en üste çıkan bu uygulama bu uygulamayı telefonumuza indiriyoruz ve ana ekranımızda gördüğünüz gibi uygulamamız mevcut. Sonrasında diğer telefonumuza type-c dönüştürücüyü takıyoruz ve şarj kablomuzun güce bağladığımız gördüğünüz gibi tip a olarak geçen usb girişini de dönüştürücüye takıyoruz. Telefonumuza type-c girişli olan telefonumuza da takıyoruz ve telefonlarımız birbirini gördü gördüğünüz gibi. Bu işlemin ardından uygulamaları silmek istediğimiz telefonda ayarlara girip telefon hakkında kısmına geliyoruz. MIUI sürümü kısmına birkaç defa tıkladıktan sonra geliştirici seçeneklerini açıyoruz. Buradan yine ayarlar, ek ayarlar, alt kısımda gördüğünüz gibi geliştirici seçenekleri mevcut. Burada aşağı indiğimizde USB hata ayaklama kısmı var. Bu sizde kapalı olacak. Burayı açıyoruz bize bir uyarı verecek. Bu çok önemli bir uyarı değil. Zaten telefona risk oluşturan bir müdahalede bulunmayacağız. Sadece istemediğimiz uygulamaları sileceğiz. Buradan bu kısmı işaretleyerek tamam diyoruz. Ve USB hata ayıklaması açık işareti çıktı. Telefonumuzda da gördüğünüz gibi USB cihazı için bir uygulama seçin diyor. Burada Bugja Eger uygulaması çıktı zaten. Buna tıklıyoruz. Buradan çıkalım. Uygulamayı açtıktan sonra burada telefonumuzu tanıması gerekiyor. Şu an tanımadı bunun için. Tekrar kablomuzu çıkarıp geri takıyoruz. Bir uyarı veriyor. Tamam dediğimizde ve buradan bugja geri seçtiğimizde gördüğünüz gibi üst kısımda telefonumuzu tanıdı. Ginko olarak geçiyor benim Redmi Note 8'im. O yüzden burada bu şekilde yazıyor. Şimdi burada siz bu uygulamayı açtığınızda şu kısımda olabilir uygulama. Buradan gördüğünüz gibi 1, 2, 3. kısımda Paçka Guest yazan kısma tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra diğer telefonumuza geçiyoruz ve burada silmek istediğimiz uygulamanın üzerine basılı tutup uygulama bilgisi diyoruz. Ben müzik uygulamasını silmek istiyorum. Uygulama bilgisi açıldıktan sonra sağ üstteki ünlem işaretine tıklayıp buradan uygulamanın APK adını görüyoruz. Gördüğünüz gibi com.miui.player olarak geçiyor. Bunu öğrendikten sonra buradan çıkıyoruz. Burada paçka gez kısmında üstte büyüteç işareti var. Buna tıklayıp com.miui.player player yazıyoruz. Burada com.mui.player çıktı. Burada yapmamız gereken öncelikle çöp işareti var. Buna tıklıyoruz. Şu anda bana uygulamanın herhangi bir güncellemesi yok. Yine de silinsin mi diyor. Sil diyorum. Sonrasında çöp kutusunun yanındaki 3 noktaya tıkladığımda disable enable var. Disable'ye tıkladığımda müzik uygulamamız silinecek. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi müzik uygulamamız bir anda gitti. Yine 3 noktaya tıklayıp enable dediğimde Müzik uygulaması geri geliyor. Bu şekilde istemediğiniz uygulamaları telefonunuzdan silebilirsiniz. Fazla yer kaplıyordur ya da Chrome tarayıcısını kullanıyorsunuzdur. Mi tarayıcıyı sileceksinizdir. Yine üzerine basılı tutup uygulama bilgisi diyerek sağ üstteki ünleme tıkladığınızda burada apk adını görürsünüz. com.mi.globalbrowser'mış ismi. Buraya com.mi.globalbrowser yazdığımda daha doğrusu glo yazdığımda çıktı gördüğünüz gibi. Buradan çıkalım. Öncelikle önündeki çöp kutusuna tıklıyoruz, remove ediyoruz. Yine çöp kutusunun yanındaki üç noktaya tıklayarak disable dediğimizde tarayıcı da buradan silindi. Yine istemediğiniz uygulamaların üzerine basılı tutarak uygulama bilgisinden ne olduğunu bularak silebilirsiniz. Ancak ayarlar uygulamasını silmeyi denemeyin. Telefonda herhangi bir sıkıntı yaşanmasını istemeyiz. Onun dışında istemediğiniz bu neden telefonumda var dediniz. Uygulamalar varsa gösterdiğim yöntemle kolay bir şekilde silebilirsiniz. Bu yöntemde gördüğünüz gibi bilgisayara ihtiyaç duymadık. Bilgisayarsız olarak telefondaki ön yüklü gelen uygulamaları silebildik. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.